Yeni düzenlemede margarinler üzerinde şimdi tereyağı, keyfi, lezzet gibi ifadeler yasaklandı. Ya neden yasaklandı? Evet. Yine aslında aynı yere geliyoruz. Vatandaşın doğru ürüne etiket bilgisinde de, satış noktasında da, reklamında da, tanıtımında da doğru ifadelere yer verilmesi lazım. Margarinin üretilmesiyle tereyağın üretilmesi arasında uçurum var. Asla aynı ürünler değiller. Margarin hayvansal kaynak, tereyağı hayvansal kaynaklı bir ürün. Margarin bitkisel yağın yüksek teknolojiyle başka bir forma getirilmiş hali. Dolayısıyla sen margarini satarken ambalajın üzerinde, tereyağı lezzetinde, tereyağı keyfinde, işte köydeki tereyağı gibi ifadelerini kullanırsan satışta kendi lehine bir hacim kazanmak adına bu vatandaşı aldatmak demek. Dolayısıyla bu tür ifadelerin kullanılmasına müsaade etmeyeceğini gösteren bir uygulama bu. Doğru da bir uygulama. Vatandaş ne aldığını bilsin. Margarinin hangi teknolojiyle üretildiğini bilmesi lazım. Tereyağlı arasında ilgi alakanın olmadığını bilmesi lazım. Bu anlamda ürün neyse, içeriği neyse vatandaş bunu bilmek zorunda. Hem etiketiyle, hem satışıyla, hem içindekiler bilgisiyle buna hakim olması lazım ve yanıltıcı ifadenin de kullanılmaması lazım. Peki şimdi bir diğer başlığı da sorayım size hemen. Katkı maddesi kullanılmadığı iddia edilen yöresel ürünlerde renklendirici de yasaklandı. Bunda bir de şunu da sorayım ben. Balda manyetik cihaz değil mi? Evet, zorunluluğu getirildi. Evet, rezonans. Onu ayrıca soracağım ama bu katkı maddesi yani yöresel ürünlerde yok deniyor. Ha, biz öyle biliyoruz. Gerçi her gördüğümüz ürün İstanbul'da büyük şehirlerde yaşayanlar yöresel ürün sanıyor. Özellikle şehirler arası yolculuklarda ama pek öyle olmadığını sonra da anlıyoruz. Buyurun. Herkes bir arayışta Yeşim Hanım. Hani doğalı bulayım, işte organiği bulayım, en organik saf haliyle bulayım. İşte o hani derler ya La Fontaine masallarındaki gibi bir ne tarlada üretim kaldı, ne fabrikada böyle bir üretim var. Dolayısıyla bizim adımıza birilerinin gıdayı denetlemesi lazım. Şimdi yöresel olarak olan bazı gıdalarda üzerinde katkı maddesi kullanılmamıştır denmesine rağmen. Mesela etiketinde bununla ilgili bilgi yok. Örnek veriyorum, hatta cevizli sucuk diye satılır. Bize özgü bir şey. Evet. Üzerinde üzüm şırasından işte dış kabı vardır. İçine cevizden oluşan. Ya da pestil sucuk, aklıma gelen. Ya da pestil tamamen bize özgü bir ürün. Hatta bazen yöresel baklavalar da işin içine giriyor. Yine bakanlık bununla ilgili bir mevzuat çalışması yapıyor. Üzerinde katkı maddesi yoktur diye bu yöresel ürünleri satıyorsan, bu iddiayla satıyorsan hakikaten olmaması lazım. Onun için yöresel ürünlerde özellikle falanca yörenin falanca pestili, falanca yörenin cevizli sucuğu, bunu olduğu gibi yani içerisinde, bileşinde ne varsa bununla üretip piyasaya sürülmesi lazım. Süte mesela, süt alırken süte doğal yazılması doğru değil. Süt zaten doğaldır. İçerisine herhangi bir katkı maddesinin konulması mevzuata göre doğru değildir. Burada da aynı durum söz konusu. Sen eğer olduğu gibi yöresel ürünü satıyorsan doğal iddiasıyla, o zaman içeriğinde ne varsa, üzüm şırası varsa üzüm şırası, ceviz varsa ceviz, bunun kullanılması ve katkı maddesi yoktur ibaresini yazıyorsan hakikaten öyle olması lazım. Ambalajın içiyle dışarısı aynı olacak. Dış tarafı, etiket, ambalaj tarafı ve vatandaşı kandırmayacak yani. Hikaye çok bundan ibaret. Şimdi, kademe kademe bununla ilgili düzenlemeler aslında geliyor. Bu konuştuklarımız yakın zamanda aslında hem mevzuatla hem tebliğle, yönetmelikle sahada olacak uygulamalar. Şimdi sofralarımızın vazgeçilmezi o balları da şu anda ekranda görüyoruz. Balda manyetik rezonans sorumluluğu. Neden getirildi? Hemen soralım. Bal konusunu ne değişecek? Siz vallahi çok fazla işlediniz. Bal üzerinde yani çok yayın yapıldı. Ve Türkiye'de de çok konuşulan bir ürün zaten. Fiyatı çok yüksek çünkü. Evet. Fiyatı yüksek ve sahtecilik fazla yapılan bir ürün grubu bal. O kadar çok sahtecilik yapılıyor ki mesela glikoz şurubu, işte pirinç şurubu veya diğer basit şekerlerden oluşan şurupla İçerisinde aslında bal namına bir şey olmayan ürünler piyasası satıldı. Hani 5 kavanozun şu kadar para almayanı dövüyorlar hesabı. Ama şimdi onları tespit eden analiz yöntemleri vardı. Bir tanesinde çok zorlanıyordu sahada. Hem bakanlık zorlanıyordu hem bu işi yapanlar. Esmer pirinç şurubundan yapılan sahte balı tespit etmek laboratuvarda da çok zordu. Çünkü moleküler yapısı birbirine çok benziyor. Bunu ayırt etmek için aslında bakanlığın yaptığı çok önemli bir düzenleme bu. Nükleer manyetik rezonans denilen bir cihazla artık balların sahte olup olmadığı moleküler yapısına göre tayin edilecek başka bir cihaz daha var. Kütle spektrometresi diye. Bu iki cihaz yeni kullanılmaya başlanıyor ve artık o esmer pirinçle ilgili yapılan sahteciliğin de önü kesilmiş oluyor. Çünkü gıdada sahtecilik sadece vatandaşı aldatmak değil, ülke ekonomisine zarar, gıda kaybı bakımından zorluk.